Merhaba, bugünkü pratik bilgiler serimizin konusu batarya konnektörlerinin artı ve eksi uçlarını nasıl ayıracağız? Bu konuda kısa bir bilgilendirme videomuz var. Öncelikle yine artı ve eksi konusunu arkadaşlar multimetremizin, bu arada multimetrenin kablolara dolandığı zaman ne yapıyoruz? Bu şekilde açıyoruz. Çünkü kabloları da birbirine değdirmiyoruz. Bu arada sivri uçluk kullanıyorum, üstümüze batırmayalım. Evet... Şimdi arkadaşlar artı ve eksi uçlarını multimetrenin buzzer kademesinde ölçüyoruz. Cep telefonu tamirleri buzzer'ı çok sever. Ötse de bozuk, ötmese de bozuktur. Şimdi bakalım bir bataryanın artı ucunu. Arkadaşlar bir bataryanın artı ucunu biz öncelikle batarya elimizdeyse bataryanın üzerindeki artı eksi yazılarına bakarak öğreniyoruz. Ama yan sanayi bir batarya da kullanabiliriz. Belki de batarya eskidiği için oradaki bilgi silinmiş de olabilir. Etiketteki bilgi silinmiş olabilir. Elimizde bataryası yok. Herhangi bir imkanımız yok ama artı ve eksi uçlarını bilmemiz gerekiyor. Çünkü telefona artı ve eksi ters voltaj uygularsak genelde telefonlarda koruma devresi var. Bozulmaz ama biz neden durup dururken telefona ters voltaj verelim? Yani telefonda bir kavgamız mı var? Bir meselemiz mi var aramızda yani? O yüzden ne yapmamız lazım? Doğru iş yapmak ve telefonu yaralamamak adına artı ve eksi uçları bilmemiz gerekiyor. Multimetrenin buzzer kademesine bir cep telefonu batarya konnektörünün artı ve eksi ucu nasıl bulunur? Buyurun görelim. Arkadaşlar burada önceki dönemde yani yıllardır batarya konnektörlüğü yapmış şu benim klasik konnektör dediğimiz arkadaşın hangisi artı hangisi eksi bunu göstereceğiz. Öncelikle her zaman söylediğimiz gibi şurası anakartın eksi ayağı yani GND ayağı. GND ayağı daha önceki derslerimizde de anlattığımız gibi Cep telefonu tamir kursumuza gelen öğrencilerimize birinci gün anlattığımız gibi. Birinci gün arkadaşlar temel kavramlarda artı ve eksi nedir? Bataryanın artı ucu ve eksi ucu nedir? Onu anlatıyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, bu arada şu bilgiyi vereyim. Artı ve eksi ucun biliyorsunuz kırmızı siyah renk eksidir. Kırmızı renk artıdır. Hatta ben bir te yani yanlış anlaşılma olmasın diye yani kabul sabit olmasın diye bakın. Kırmızıyı bilerek eksiye koyuyorum. Yol ölçümlerinde artı eksinin önemi yoktur. Bakın şimdi şuraya değdirdiğimde hiçbir ötme olmadı. Şuraya değdirdiğimde herhangi ne oldu? Öttü. Demek ki burası bataryanın hangi ayağı oluyor? GND ayağı oluyor. Şurası ötmedi. Şurası da ötmedi. O zaman ben anlıyorum ki arkadaşlar şurası bataryanın eksi ucu. Şu taraf artı ucu. Hocam nereden biliyorsunuz derseniz Samsung ve LG'lerde şu dıştaki ayak bu NFC antenidir. Şu ortadaki ayakta bataryanın ID kimlik ayağıdır. Yani dolayısıyla bizim bataryamızın artı ve eksi ayakları neresi oluyor arkadaşlar? Sağ taraf artı ayak, sol taraf eksi ayak oluyor. Şimdi buradaki ayakları bu şekilde bulduk. Şimdi bu modelde mesela şu anda konnektörde hiçbir şey belli değil. Normalde burada arkadaşlar artı ve eksi diye Xiaomi firması yazmış. Fakat biz yine de emin olmak istiyoruz. Belki de bir yanlışlık olabilir. Gerçi olmaz firmalarda ama. Şurasının eksi uç olduğunu biliyorum. Bakın sırayla ne yapıyorum? Tek tek bakın tek tek değdiriyorum. Şuradaki uçlara değmedi ama şuraya değdirdiğimde bakın eksi. Şu dıştaki ayaklara değmezse ben nerelere değdiririm? Buralara değdiririm. Bakın şuraya değdirdiğimde ötmedi. Şuraya değdirdiğimde ötmedi. Buraya değdirdiğimde ötmedi. Şuraya değdirdiğimde ötmedi. Bu arada sevgili izleyicilerimize pratik bir bilgi verelim. Elektronik devre kartlarındaki yollar, ayaklar kalınsa besleme hattıdır. İnce olan ayaklar genellikle data ve sinyal hattıdır. Şimdi başka bir e, anakart üzerinden nasıl tanıyacağız ona bakalım. Ben arkadaşlar çeşit olsun diye yani bol bir örnek olsun diye bu şekilde bir e, şey yaptım. Yani farklı boardlar yaptım ki izleyicilerimiz bu işi hem profesyonel manada yapmak isteyen arkadaşlar hem de hobi amaçlı yapmak isteyen arkadaşlara pratik bilgi olsun istedik. Yine bakın GND her yere gittiği için bakın koruma elemanın üzerine eksi, ele, multimetreyi koydum. Bakın sırayla değdiriyorum. Bakın burada GN'de bakın ne oldu bazı öttü. O zaman anlıyorum ki bataryanın eksi ucu burası, şu kalın tarafta bataryanın artı ucu. Yani arkadaşlar sağ sağ taraf eksi, sol taraf artı. Bunu da bu şekilde anlamış bulunuyoruz. Bu, bu arada tekrar dönüş yapacağım. Hemen şuradaki e, bordumuza bir bakalım arkadaşlar. Bu arada farklı markalardan biz bunu bulduk. Yani farklı markalardan özellikle seçtim. Bakın burada yine hiçbir işaret yok. Az önceki Xiaomi'de yine işaret vardı. Burada herhangi bir işaretimiz yok. Ee, ve ben nasıl seçeceğim? Yani kim artı kim eksi nereden bulacağım? Yine şuraya değdiriyorum bilerek. Bu arada cihazda kısa devre var arkadaşlar şu artı taraf niye ötüyor demiştim. Burada kısa devre var. Bir de Apple board'da bir bakalım. Şimdi arkadaşlar iPhone'larda hangi ayak artı, hangi ayak eksi anlamak için ilk önce arkadaşlar ne yapmamız lazım? Şöyle GND ayağını bir netleştirmemiz lazım. Bakın sırayla değdiriyorum. Bakın şu ince ayaklara Değdirdiğim zaman ötmeyecek. Bakın burada öttü. O zaman anlıyorum ki sağ taraf eksi, sol taraf artı. Bugünkü konumuz da kısaca bu şekilde. Burada hemen e, bir ayrımdan bahsetmek istiyorum. Şurada arkadaşlar gözle nasıl anlarız? Bakın şu ayak burada her yere gidiyor. Her yere giden ayak arkadaşlar eksi ayaktır. Ama şuradaki ayak bakın şu ince yol vasıtasıyla bu şekilde ne yapmış? Diğer yerlerden izole olmuş. O zaman ben anlıyorum ki artı ayak burasıdır. Şimdi burada bir tane daha örneğimiz vardı. Ben onu bord kaydığı için kullanmak istememiştim. Hemen bir saniye oraya gelelim. Bakın şurada hızlıca bir bilgi vereyim. Şimdi kaydı için bir daha biz tekrar düzeltmek istemedik bunu. Mesela sağ taraf artı şey eksi ayak arkadaşlar de sol taraf artı. Sol tarafın artı olduğunu bir ölçerek anladım. İki bakın şu bölgeyi görüyor musunuz? Bakın şu bölge kalın bir ayak yani telefonun ana besleme hattı. Şuradaki diyot da telefonun ters voltaj uyguladığımızdaki koruma diyodudur. Şuradaki kondansatör de yine bataryanın önündeki ilk filtre kondansatörüdür. Teşekkür ederim. Bu kadar.